Mesleki Maceralar programından merhaba arkadaşlar. Birçok farklı sektörümüze değineceğimiz programımız başlıyor. Yanımda Ayberk Bey var. Ayberk Bey, kendinizden bahsedebilir misiniz acaba? Hoş geldiniz öncelikle. Ben Ayberk Kanaydı. 22 yaşındayım. Aslen Elazığlıyım. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi mezunuyum. Ayrıca Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde tıp ve sekreterlik bölümüne devam ediyorum. Çok güzel efendim. Peki mesleğiniz nedir? Mesleğimiz oto yıkama ve temizlik hizmeti. Servis ve iç dış yıkama detaylı temizlik hizmeti olarak devam etmekteyiz. Geçmek istiyorum. Bu oto yıkama fikri nasıl doğdu? İşletmeci siz misiniz? Ben biliyorum da izleyicilerimiz bilmiyor. Bir aile şirketi bildiğim kadarıyla. Bir de izleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Yani nasıl çıktınız bu macerayı? Biz çeşitli meslekleri bırakarak bu mesleğe adım attık. Yani uzman çavuşluğu bırakıp, farklı esnaflıkları bırakıp da bu işe yola çıktık bu iş için. Yani kuzenlerimle beraber çalışıyoruz. Bir aile şirketi dediğiniz gibi bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Şu anda pandemi sürecinde olduğu için belirli saatlerde hizmet veriyor da 7/24 mü çalışıyorsunuz normalde? Çalışma saatleri nasıl? Yani ona da bir değinelim de izleyicilerimizin fikri. Çalışma saatlerimiz sabah 8, gece 12'ye kadar devam etmekte. Servis hizmetimiz. İç dış yıkama hizmetimiz ise sabah 8.30, akşam 6.30, 7 civarına kadar devam etmekte. Kaliteli hizmet için bu saatleri kaçırmayın arkadaşlar. Efendim bir diğer soruma geçmek istiyorum. Yani her meslekte vardır. Mesleği icra ederken başınızdan mutlaka komik olaylar geçmiştir. Hatırladığınız bir iki tane böyle can alıcı hatıra var mı? Yani şöyle diyeyim. Aracını yıkatmaya bırakıp da günlerce almayı unutan insanlarla karşılaştık. Araba unutulur mu ya? Olacak. Hayatın yoğunluğundan dolayı insanlar... Çok ilginç. Yani geldikten ne diyor peki hani vatandaş? Öyle bir... Biz hatırlattığımız için gelip aracını alıyor. Öyle o derece. Yani ayrıca aracın anahtarını içinde unutup kapıyı kilitleyip gidenler var. Eyvah. Onlarla uğraşıyoruz. Çilingir hizmeti veriyor musunuz aynı zamanda? Çilingir hizmeti vermiyoruz ama ekleyebilirsiniz bence. Yardımcı oluyoruz yani bir şekilde. Çok ilginç yani bakalım daha ne maceralar karşılaşacağız ama araba unutmak nedir ya? Hani bu telefon değil, cüzdan değil, başka bir şey değil. Koskoca araba nasıl unutuyorsun? Çok ilginç. Efendim peki izleyicilerimiz size nasıl ulaşabilir? Hani yeriniz nerede? Bir de sizin ağzınızdan duyabilir miyiz? Yerimiz Eskişehir Zafer Mahallesi'nde, Tepebaşı ilçesinde. Çevre yolunun kenarında, Yeni Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında. Yani izleyenlerimiz bize sosyal medya hesaplarımızdan ve telefon numaralarımızdan ulaşabilirler. İstedikleri zaman bizi arayabilirler, mesaj atabilirler, yardımcı olabiliriz. Çok güzel. Yani buradan sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Alttan ben yazı olarak geçiyorum.
herhangi bir konuda sorununuz olursa araçla alakalı, yıkamayla alakalı seve seve yardımcı olacaktır Aybert Bey ve ekibi. Efendim programı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenip paylaşmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.